Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de iklim konusunu işleyeceğiz ve bununla birlikte iklim kısmı tamamıyla bitmiş olacak. Yani dünyada iklimler, Türkiye'de iklimler, iklim elemanları hepsini güzel bir şekilde halletmiş olacağız. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi bugün hangi konular bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda öncelikle Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Bununla birlikte devamında iklim elemanlarından bahsedeceğiz ve Türkiye'de görülen iklim çeşitlerinden bahsedip bu kısmı tamamıyla bitirmiş olacağız diyelim. Peki dersimiz bittiğinde bu dersin bize sağlayacağı fayda nedir dersek, Türkiye'deki iklim tiplerini, bunların genel özelliklerini, hava hareketiyle ilgili olan durumların neden meydana geldiğini öğrenmiş olacaksınız. Dersimiz bittiğinde genel iklim konusu bittiği için bakın 0'dan 9'a coğrafyada 98-110 arasını, Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabımızda da 78-106 arasını çözüyorsunuz. Buradaki kısımda hem Türkiye kısmı var hem de dünya kısmı var, haberiniz olsun ve aynı zamanda yazılı içinde oldukça önemli bir konu olduğundan dolayı buraya biraz daha yoğunlaşmanızı istiyorum diyebilirim. Şimdi Türkiye'de iklime baktığımızda Türkiye'nin özellikle iklim özelliklerinin ortaya çıkmasında ekvatora göre bulunduğu konum etkili olmuş, orta kuşakta yer alması etkili olmuş, yer şekillerinin engebeli olması, dağların kıyıya uzanış doğrultusunun farklılık göstermesi, yükselti ortalamasının artması gibi sebepler etkili olmuştur diyebiliriz. Burada bizim ülkemizdeki iklimi etkileyen iki durum var. Bir, mutlak konuma bağlı Türkiye'deki iklimi etkileyen durumlar. Buradaki olay şu: 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri arasında yer almamız iklimimizi etkiliyor. Ve buna bağlı olarak Türkiye kuzey yarımkürede orta kuşakta yer alıyor diyeceğiz. Devamında ise göreceli konuma bağlı olarak durumlar. Yani bunlar bizim için özel durumlar. Yer şekillerimizin engebeli olması, yükselti ortalamamızın doğuya doğru gidildikçe artması, denize göre konumumuz, dağların kıyıya göre uzanış doğrultusu, çevremizdeki basınç merkezlerinin konumu bizim iklimimiz üzerinde etkilidir diyebiliriz. Burada özellikle şunu unutmayalım: bizim iklimimiz üzerinde sadece mutlak konum etkili olmuş olsaydı, Türkiye'nin geniş bir alanında hangi iklim görülmesi gerekirdi dersek, bunun cevabı kesinlikle Akdeniz iklimi olmalı sevgili arkadaşlar. Neden peki mutlak konuma bağlı olarak sadece geniş bir alanda Akdeniz iklimi görülecektir dersek, şundan dolayı. Şimdi Akdeniz ikliminin ben görüldüğü yerin özelliklerine bakmam gerekirse 30 derece enlemi ile 40 derece enlemleri arasında yer alan karaların deniz kıyılarında görülüyor. Bizim ülkemizin enlem derecesi 36-42 değil mi? O zaman bu 30 derece enlemi ile 40 derece enlemi arasında yer almayacak mı büyük bir bölümümüz? Tüm bu sebeplerden dolayı sadece mutlak konum iklim üzerinde etkili olsaydı, o zaman Türkiye'nin geniş bir bölgesinde hangi iklim görülecekti? Akdeniz iklimi görülecekti. Ama bizim ülkemizde sadece iklim üzerinde mutlak konum etkili değil ki, göreceli konum özellikleri de etkilidir ve buna bağlı olarak özellikle burada yer şekillerinin uzanış doğrultusu Türkiye'de Akdeniz ikliminin etki alanını sınırlamış ve bizim ülkemizin çok geniş bir alanında karasal iklimin görülmesine neden olmuştur diyebiliriz. İşte bizim ülkemizde karasal iklimin geniş bir alanda görülmesinin temel sebebi göreceli konum özelliği. Akdeniz ikliminin görülmesinin temel sebebi ise mutlak konum özelliğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunun dışında yer şekillerimizin engebeli olması iklimde çeşitliliğin artmasına sebebiyet vermiştir diyebiliriz. Yani karasal iklimde de farklı türlerini görebiliyoruz. Aynı zamanda deniz kıyılarında Akdeniz iklimiyle birlikte okyanusal iklime benzer Karadeniz ikliminin görülmesini de sağlıyor diyebiliriz. Yani hem mutlak hem göreceli konum iklimlerdeki o çeşitliliğimizi artırmıştır. Mesela biz kuzey yarımkürede yer alıyoruz ya, bunları biraz açmamız gerekirse, şimdi Türkiye'nin mutlak konumu 36 derece 42 derece kuzey enlemleri, hemen şuradan şöyle devam ediyorum, 26 derece 45 derece doğu boylamları arasında yer alır. Peki bunlardan hangisi bizim iklimimiz üzerinde etkilidir dersek, şunu unutmayalım: 36-42 kuzey enlemleri bizim iklimimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip iken, 26-45 doğu boylamları ya da doğu meridyenleri iklimimiz üzerinde bir etkiye sahip
değildir diyebiliriz. Şimdi bak, Türkiye ne demişiz? Biz Türkiye orta kuşakta yer alıyor demişiz. Bunun iklimi sağlayacağı en önemli etki nedir dersek, iklimlerde 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını gösterecektir ve aynı zamanda bizim ülkemiz Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer alır. Bu da gene Akdeniz ikliminin Türkiye'de geniş bir dağılışa sahip olmasındaki etkendir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Ve aynı zamanda Türkiye nerede yer alıyor? Kuzey yarımkürede yer alıyor. Bundan dolayı biz yaz mevsimini Haziran, Temmuz, Ağustos ayında, kış mevsimini ise Aralık, Ocak, Şubat ayında görüyoruz. Bak şunu unutma. 4 mevsim diyorsan, yani ilkbahar mevsimi, yaz mevsimi, sonbahar mevsimi ve kış mevsimi diyorsa bu Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını gösterir. Ama mevsimlerdeki o ayları söylüyorsa kuzey yarımkürede de yer aldığımızı söyleyecektir. O yüzden bizim ülkemizde 21 Haziran tarihinde güneş ışınları en dik açıyla gelir. 21 Aralık tarihinde ise güneş ışınlarımız en eğik açıyla gelecektir diyebiliriz. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığımız için bunun da bazı sonuçları olacaktır. Özellikle batı yönünde. Yani batı ne demektir dersek, batı sevgili arkadaşlar güneşe dönük olan yamaçtır ve bizim ülkemizde güneşe dönük olan yamaç güney yamaçtır. Yani batı yönümüz güneydir. Hatta biz bunu nereden biliyoruz? Ev alırken ne deriz? Güney cephe olsun. İşte bu güneşe dönük yamacımız yengeç dönencesi. Yani şurada görmüş olduğunuz 23 derece 27 dakika kuzey enleminin daha kuzeyinde yer almaktayız. Orta kuşak dediğimiz alan zaten burasıydı. Kuzey yarımküre dediğimiz alan da burasıdır. Bunların hepsi mutlak konumla ilgili durumlardır diyebiliriz. Peki göreceli konuma geldiğimizde, mesela etrafımızdaki denizlerimiz, üç tarafımız denizlerle çevrili mi? Bu özellikle kıyı alanlarda görülen iklimlerde sıcaklık farkını ne yapmıştır? Azaltmıştır. Biz zaten bunu nereden biliyoruz? Biz bunu iklim elemanlarında sıcaklığı etkileyen faktörlerden biliyoruz. Eğer ki herhangi bir yerde nem miktarı daha fazla ise o bölgede hem günlük hem de yıllık sıcaklık farkları az olacaktır diyebiliriz. Bununla birlikte Türkiye'nin etrafındaki basınç merkezleri var. Mesela şurada İzlanda dinamik alçak basıncı var. Burada Sibirya termik yüksek basıncı var. Bu alanda Basra termik alçak basıncı var. Bu alanda da Azor dinamik yüksek basıncı var. İşte bu basınç merkezleri ülkede bazı dönemlerde etkili olduğunda ya yağışın artmasına, ya sıcaklığın düşmesine, ya sıcaklığın artmasına, ya da kurak bir dönemin yaşanmasına neden olmuştur diyebiliyoruz. Bununla birlikte kara kütlelerimiz özellikle mesela şöyle düşünebiliriz. Güneydoğu Anadolu dediğimiz kısım, Suriye, Irak üzerinden gelen bir hava kütlesi, kuru bir hava kütlesi olacağı için yaz döneminde özellikle bu alanda sıcaklığı ciddi anlamda artırıcı bir etki yapacaktır. Ya da kuzey kısmımızda o Rusya'nın bulunduğu yerde Sibirya karasal kökenli bir alandır. Buradan gelen bir hava kütlesi kış döneminde özellikle sıcaklığın ciddi anlamda azalmasına neden olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Türkiye'de iklim elemanları. Şimdi biz bunu dünyada iklim elemanları olarak işlemiştik. Şu anda da Türkiye'de iklim elemanları olarak işleyeceğiz ve birinci iklim elemanımız Türkiye'de sıcaklık. Biz şimdi Türkiye'de sıcaklıkla ilgili şunu bileceğiz. Bizim Türkiye'de sıcaklığımızın dağılışını etkileyen faktör birinci kısımda enlemdir. Enlemde sıcaklığımız güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır. Yani bana derse ki güneyden Türkiye'de, şöyle geri geleyim hemen, Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır diyorsa bunun temel sebebi enlem etkisidir. Karasallık, denizellik etkisine bağlı olarak da sıcaklıklarımız farklılık göstermekte. Özellikle bu sıcaklık farkının az ya da fazla olmasında etkilidir. Yükseltiye bağlı olarak da sıcaklığımız artıp azalmakta. Bana da burada şöyle söyler. Batıdan, bak şöyle diyecek, doğuya doğru gidildikçe sıcaklığımız azalır diyecek. Bunun temel sebebi de yükseltidir. Hava kütleleri etkili olduğunda sıcaklığımız artıp azalabilir. Kuzey yönden gelen hava kütleleri sıcaklığımızı azaltır. Güney yönden gelen hava kütleleri sıcaklığımızı artırır. Yer şekilleri de gene sıcaklığımızın artıp azalmasında etkilidir diyebiliriz. Bakın hemen sağ tarafta bizim ülkemizde görülen bir sıcaklık yağış grafiğini vermişiz. Ve dikkat ederseniz bakın 1,
2, 3, 4. Şu 4 ayı alırsam, yani Haziran ayı, Temmuz ayı, Ağustos ayı. Bizim ülkemizde sıcaklığın en yüksek olduğu aylarsa bu bizim ülkemizin Kuzey Yarımküre'de yer aldığını kanıtlayacaktır. Aynı şekilde bakın dikkat edin. Ocak ayı, Aralık ayı şöyle alıyorum. Bir de Şubat ayı. Sıcaklık ortalaması düşük. O zaman bu dönemde de kış mevsimini yaşadığımız için gene Kuzey Yarımküre'de yer aldığımızı kanıtlayacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bizim ülkemizde sıcaklığı etkileyen durumlardan bir tanesi de bakı etkisidir diyebiliriz. Yani yer şekillerinin sıcaklığa etkisi dedik ya biraz önce şurada 5. kısımda. Bu işte bakı etkisidir. Bakın dikkat edin. Bakı yamacı demiş. Bakı nedir dersek bakı şuraya şöyle yazıyorum. Güneşe dönük yamaçtır. Bak güneşe dönük olan yamaç bize bakı yamacını verecektir. Ve dikkat ederseniz güneşe dönük yamaç şu yamaç mı oldu? O zaman ben güneşi şuraya çizersem bu yamaç güneşi daha fazla gördü mü? O zaman bakı yamacında güneşlenme süresi yüksek midir? Yüksek. Nereye göre? Diğer dulda kalan yamaca göre. Sıcaklık fazla mıdır? Fazladır. Nereye göre? Dulda kalan yamaca göre. Kalıcı karın alt sınırı daha yüksekten, tarım orman yerleşme sınırları daha yüksekten geçer. Ve genel olarak kesinlik arz etmez bakın. Genel olarak güney yamaçlarımız kuzey yamaçlara göre daha fazla nüfusa sahiptir diyebiliriz. Ve aynı zamanda burada bir tarım ürününün olgunlaşma süresi daha kısa. Burada ise daha uzundur diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de biz bir yerden başka bir yere gittiğimizde sıcaklığımız değişiklik gösterebilir. Şimdi gelin hep birlikte bu değişimlere göz atalım. Şimdi bakıyorum. Bak şurada da haritalarım var. Onların üzerinde gideceğim. Bak bana demiş ki Antalya'da sıcaklık 18,6, Sinop'ta sıcaklık 14,1. Hemen şuraya geldim. Antalya nerede? Antalya'yı şuraya şöyle yazdım. Antalya burada. Tamam. Sinop nerede? Sinop'u da geldim şuraya şöyle yazdım. Ve bakın geriye geliyorum. Antalya'da 18,6. Sinop'ta 14,1. Şuraya şöyle 18,6 derece dedim. Sinop'a da 14,1 derece diyorum. Şimdi Antalya Sinop'a göre daha sıcak mı? Daha sıcak. Neden dersek burası 36 derece kuzey enlemi değil mi? Bu alan ise 42 derece kuzey enlemi değil mi? E şimdi baktığımızda Antalya nereye daha yakın? Ekvatora daha yakın. Sinop nereye daha yakın? Kutba daha yakın. E o zaman ben Antalya'dan Sinop'a gittiğimde sıcaklığım azalıyorsa aslında ekvatordan kutba doğru gitmedim mi? E buna bağlı olarak sıcaklığım azalıyorsa bunun temel sebebi nedir dersek tabii ki de enlem etkisi diyeceğiz. Bizim ülkemizde şunu unutmayalım. Güneyden kuzeye doğru gittiğimizde sıcaklığımız azalıyorsa ya da kuzeyden güneye geldiğimizde sıcaklığımız artıyorsa bunun temel sebebi enlem etkisidir diyebiliriz sevgili dostlarım. Hemen şöyle burayı siliyoruz ve ikinci ilimizdeki sıcaklıklarımızın farklı olmasının temel sebebi nedir? Gelin hep birlikte ona da bakmış olalım. Geldim ikinci ilimiz. Trabzon 14,7, Erzurum 5,7. Hemen şöyle geldim. E Trabzon burada mı? Burada. Şuraya şöyle yazdım. E Erzurum onun daha güneyinde mi? Bunu da böyle yazdım. Trabzon'daki sıcaklığıma kaç demiş? 14. Şuraya şöyle aldım. 14,7 derece. Erzurum'a ise 5 derece demiş. Ya şimdi düşünüyorum. Biraz önce Antalya Sinop'a göre daha sıcaktı, enlemdi. Ama bu sefer Trabzon Erzurum'a göre daha sıcak. Sonuçta Erzurum ekvatora daha yakın değil mi? Yakın. E Trabzon'a baktığımda Trabzon'da kutba yakın değil mi? E yakın. E nasıl kutba yakın bir yer daha sıcak olur dersek bunun temel sebebi karasallık, denizellik, yükselti ilişkisidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldim bir diğerine. Mardin 16, Mersin 19. Geliyorum şöyle. Mardin nerede? Mardin burada sevgili arkadaşlar. Şöyle yazdım. Mersin nerede? Mersin de burada. Şimdi baktığımda ikisi de tahmini olarak yaklaşık aynı enlemler üzerinde yer alıyor mu? Alıyor. Ama Mardin'de sıcaklık 16, Mersin'de sıcaklık 19 demiş. Bak Mardin'de sıcaklık 16, Mersin'de sıcaklık 19 demiş. Şimdi niye Mersin Mardin'e göre daha sıcaktır dersek karasallık, denizellik, yükselti ilişkisidir diyebiliriz. Yozgat 9,
Samsun 14. Şöyle geriye geldim, ileriye geldim. Yozgat hemen şöyle alıyorum. Yozgat daha güneyde değil mi? Samsun daha kuzeyde değil mi? Normalde Yozgat'ın daha sıcak, Samsun'un daha soğuk olması gerekir. Enlem olabilmesi için. Ama Yozgat daha soğuk, Samsun daha sıcak. Karasallık, denizellik yükseltidir. Zonguldak 13, Adana 19. Hemen şöyle geldim ileriye. Zonguldak diyor ki 13, Adana diyor ki 19. Adana daha sıcak olur. Niye ekvatora yakın? Bunun temel sebebi ne olacaktır derseniz sevgili arkadaşlar, enlem etkisi olacaktır diyebiliriz. O zaman şunu unutmayalım. Güneyden kuzeye doğru sıcaklığımız azalıyorsa bu enlem etkisidir. Batıdan doğuya doğru sıcaklığımız azalıyorsa bu yükselti etkisidir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Mesela şöyle de diyebiliriz. Trabzon'la Erzurum arasında sıcaklığın farklı olması bu enlemle çelişen bir durumdur. Çelişir. Normalde enleme uygun olması gerekmesi için Erzurum'un 14,7 derece, Trabzon'un ise 5,7 derece olması lazım. Ama böyle bir ifadeyi burada ne yapmamış, bize vermemiş sevgili arkadaşlarım. Onu da söylemiş olalım. Biz Türkiye'deki sıcaklığın dağılışını gösterdiğimiz haritalara izoterm haritası diyeceğiz. Zaten bu izoterm haritaları iki şekilde hazırlanıyordu. Bunlardan bir tanesi gerçek izoterm haritası, bir diğeri ise indirgenmiş izoterm haritası olarak karşımıza çıkmaktaydı sevgili arkadaşlar. Şimdi ben Türkiye'nin yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışını gösteren bu haritaya baktığımda en yüksek sıcaklıkları nerede görüyorum? Güneyde görüyorum. Bak, en yüksek sıcaklık nerede? Güneyde. Peki en düşük sıcaklıklar nerede görülüyor? Kuzeyde görülüyor. O zaman şunu unutmayalım. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık ortalamalarımız genel itibariyle azalır. Bu enlem etkisiyle açıklayabileceğimiz bir durumdur. Bu haritadaki en yüksek sıcaklık değeri 21 ya. 21'i gördün ve bu haritada sıcaklığımız 21 dereceden fazladır. Şunun iç kısmı var ya, şu siyahla çizdiğim yerler. Buralar 21 ile 22 derece arasındadır. 21'den fazla. En düşükte şurada 13 derece görüyorum ya. Burada 13 dereceden daha düşük bir sıcaklık değeri de vardır. Yani 12 ile 13 arasında bir değer. O zaman bu haritamda sıcaklık farkım kaç derecedir derse 9 dereceden fazladır diyeceksiniz. Bak, bunu da şöyle yapın. Soruda çünkü bu bizim karşımıza bolca gelecek sevgili arkadaşlar. Diyecek ki bu haritaya göre Türkiye'deki sıcaklık farkı 9-8 derecedir diyecek. Şimdi bak, ben burada 21 dereceyi gördüm mü? Gördüm. En yüksek bu var. 13 derece olarak da en düşük burayı gördüm mü? 21'den 13'ü çıkardım. Çıkardığım zaman kaç kaldı? 8 derece kaldı. Ve bana dedi ki seçeneklerde bu haritadaki sıcaklık farkı 8 derecedir dedi. Doğru mu yanlış mı derseniz bu ifade yanlış sevgili arkadaşlar. Hemen bunu alıyorsun. 8 dereceyi buldun ya, bu haritadaki sıcaklık farkı 8 dereceden nedir? Fazladır. Bunu unutmayalım, tamam mı? Ve bana bu haritadaki en düşük sıcaklık Kuzeydoğu Anadolu'da ölçülmüştür. Temel sebebi yükseltidir derse bu ifade de yanlış. Neden? Çünkü bu harita indirgenmiş izoterm haritasıdır ve bu haritada gördüğün her yerin sıcaklık değeri 0 metreye indirgenerek bulunmuştur. O yüzden bu haritalarda yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisi ortadan kaldırılmıştır diyebiliriz. Bunu unutmayalım. Ocak ayına geldiğimde en düşük sıcaklık Kuzeydoğu Anadolu'da görülüyor. Bunun temel sebebi karasallık etkisidir. Bak, kuzey daha kuzeyde yer alan Karadeniz kıyısı buraya göre daha sıcaktır. Bunun temel sebebi de denizellik etkisidir. Bunu da unutmayalım. Akdeniz kıyıları Güneydoğu Anadolu'ya göre daha sıcaktır. Buranın etkisi denizelliktir. Buranın etkisi ise karasallıktır diyebiliriz. Bunu unutmayalım. Bak mesela Temmuz ayına gel. Bu sefer en yüksek sıcaklık Güneydoğu Anadolu'da ölçülüyor. Karasallıktan dolayı. Ama Akdeniz buraya göre daha sıcak. Bak, burada 34 derece var. Burada 28 derece var. Burada da denizellik etkisidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Temel sebep ne biliyor musunuz? Karalar erken ısınıp erken soğur. Denizler ise karalara göre geç ısınıp geç soğur. Tüm bu sebeplerden dolayı. Bakın, dikkat edin. 34,
28, 32, 20, 24, 22 diye kuzeye doğru sıcaklığımız azaldı. Bu enleme uygun bir şekilde azalış gösterecektir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Türkiye'de güneşlenme süresi güney kıyılarımızda, kuzey kıyılarımıza göre daha fazla. Özellikle Karadeniz'deki iklimin her mevsimin yağışlı olması güneşlenme süresini de düşürmüştür diyebiliyoruz. Şimdi geldik Türkiye'de basınç ve rüzgarlar. Türkiye'deki etkili olan basınç sistemlerini biz termik basınç sistemi ve aynı zamanda dinamik basınç sistemi olarak iki kısma ayıracağız. Termiklerde etkili olan durum sıcaklıktır. Dinamiklerde etkili olan durum ise dünyanın eksen hareketidir. Şimdi termik basınç sıcaklıkla etkili ise kış dönemindeki bu basınç termik yüksek basınç olur. Yaz dönemindeki bu basınç ise termik yüksek basınç, termik alçak basınç olacaktır. Özür dilerim, bunu düzeltelim şöyle. Bakın dikkat edin. Mesela Sibirya'ya demiş ki termik yüksek basınç. Hemen yukarıya çıkıyorum, termik sıcaklıkla ilgiliydi. Kış döneminde etkili olursa termik kökenli yüksek basınç oluyor. O zaman Sibirya termik yüksek basıncı hangi dönemde etkilidir derse bana kış döneminde etkili olacaktır diyebiliriz. Tamam, bak bunu unutmayalım. Bu bir. Kara üzerinden geldiği için soğuktur ve kurudur. Etkili olduğunda özellikle sıcaklıkların ciddi anlamda düşmesine ve aynı zamanda bu alanlarda Türkiye'de don olaylarının görülmesine neden olmuştur diyebiliriz. Bunu unutmayalım. Kış dönemi etkili, tamam mı? Bak Allah'ını seven bunu unutmasın. Geldim diğer termik basıncım. Termik alçak basınç dedik ya burada. Ne zaman etkili? Yaz döneminde etkili. Hemen şöyle geliyorum. Azor dinamik yüksek basıncı demiş. Dinamik olduğu için bu sıcaklıkla ilgili değil. Ha bak şuraya geldim. Ne diyor burada? Basra termik alçak basıncı. Ne zaman etkilidir? Yaz döneminde etkilidir. Karadan geldiği için sıcak ve kurudur. Etkili olduğunda özellikle sıcaklıkların ciddi anlamda artmasına neden olmaktadır diyebiliriz. Şimdi bak burada bir deneyimiz var bizim. Dinamik basınç kuşaklarımız var. Ve bu dinamik basınç kuşaklarımız eksen hareketine bağlı olarak meydana geliyor. Ve dikkat et, Azor dinamik yüksek basıncı. Bak bu dinamikler, şunu unutmayalım, yıl boyunca etkilidir ama şöyle diyeceğiz. Daha çok ya yaz dönemi ya kış dönemi. Mesela Azor dinamik yüksek basıncı. Evet, yıl boyu etkili olmakla birlikte daha çok yazın etkili. O zaman Azor'u ne zaman görüyoruz? Yaz görüyoruz. Yaz döneminde bizim ülkemizde hava nasıl? Sıcak. Yağış nasıl? Yok. O zaman Azor dinamik yüksek basıncı etkili olduğunda yazların hem sıcak geçmesine aynı zamanda yazların kurak geçmesine neden oluyor diyebiliriz. Geldim bir diğer basıncım. Kimmiş? İzlanda dinamik alçak basıncı. Bu da yıl boyu etkili ama daha kuzeyden geldiği için soğuk gibi düşün ve ne zaman etkili olacaktır? Kış döneminde olacaktır. Daha çok kış. Ve etkili olduğunda yağışların oluşmasına sebebiyet verecek. Çünkü bu basınç sistemi dinamik kökenli alçak basınç olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Şöyle o karaladıklarımızı da güzel bir şekilde silelim. Bak. İzlanda dinamik alçak basıncı daha çok kış. Azor dinamik yüksek basıncı daha çok yaz. Sibirya termik yüksek basıncı kış döneminde. Şuraya şöyle kış diye yazayım. Basra termik alçak basıncı da yaz döneminde etkilidir diyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye'de etkili olan rüzgarlar. Şunu unutmayalım. Bizim ülkemiz kuzey yarım kürede yer alıyor ya, şunu biliyoruz zaten. 36 derece kuzey enlemi, 42 derece kuzey enlemidir. Bizim ülkemizde kuzeyden etkili olan bir rüzgar varsa bu gittiği yerde sıcaklıkları azaltır. Yani bu rüzgarlar soğuk karakterli rüzgarlardır. Ama güneyden bir rüzgar etkili olursa bu gittiği yerde sıcaklığı ne yapar? Artırır. O zaman buna da biz sıcak karakterli yerel rüzgar diyeceğiz. Mesela nasıl dersek burada görüyoruz. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Lodos demiş. Güneyden mesiyor, bu sıcaklığı artırır. Kıble güneyden mesiyor, sıcaklığı artırır. Samyeli keşişleme güneyden mesiyor, sıcaklığı artırır. Bak, keşişleme, kıble, lodos sıcaklığı artıracaktır. Lodos nereden geliyor? Lodos Akdeniz'den geliyor. O zaman bu lodos denizden geldiğinde karaya gelirse ne yapar? Bol miktarda yağış bırakır. Zaten biz şunu bileceğiz. Lodos'un gözü
yaşlıdır diyeceğiz. Lodos'un gözü yaşlıysa o zaman bu ne yapıyor? Bu alanda etkili olduğunda bol miktarda yağış bırakıyor. Kıble güneyden gelir, keşişleme güneyden gelir. Bu kara üzerinden geldiği için ne getirecektir? Tozlar getirecektir ve çöllerin sıcaklıklarını getirecektir. Bunu da unutmayalım. Bu da önemli bir ifade. Geldik şimdi kuzeydeki kariyer. Balkanlardan mı geliyor? Balkanlardan bize ne gelir? Balkanlardan ülkemize soğuk hava kütlesi gelir. Yıldız kuzeyden mi geliyor? Geliyor kuzeyden. Karadeniz'den geldi. O zaman yıldız da etkili olduğunda ne yapacaktır? Karadeniz'in kıyı kuşağına bol miktarda yağış bırakacaktır. Bakın aynı zamanda bu kariyer dediğimiz rüzgar burada da böyle gelecek ya. Şuradaki dağlara çarpıp ya da buradaki dağlara çarpıp yağış bırakır. Bunu da unutmayalım. Bu da önemlidir. Poyraz Sibirya karadan geliyor. O zaman bu bana ne getirecektir? Soğuk getirecektir, serinlik getirecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada da şunu unutmayalım. Bu rüzgarları biz şöyle kodlayabiliriz. Kariyer, yıldız, Poyraz. Keşişleme dedik ya, buna da Samyeli, kıble, Lodos diyelim. Bakın kayıp, şuraya da şöyle sakal diye yazıyorum. Bak kayıp, sakal diye yazıyorum. Bu Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarları güzel bir şekilde öğrenebileceğimiz bir kodlamadır. Kayıp sakalı unutmayalım. Ya da keşişlemeydi ya burada. Kayıp kakül de diyebilirsiniz. Buradaki kısımları da unutmamış olalım. Nemliliğe geldiğimizde bizim ülkemizdeki nemlilik durumunu etkileyen durumlar dağların kıyıya göre uzanış doğrultusu. Özellikle sevgili arkadaşlar bakın şunu unutmayalım. Bizim kuzey kısmımızdaki dağlarımız genel itibariyle kıyıya paralel. Güney kısımlarındaki dağlarımız da gene kıyıya paralel uzandığı için kıyı alanlar daha fazla nem içerirken, bak bu alanda da bu alanda da iç kesimlerde nem miktarı ciddi anlamda azalmakta. Batıda dağlarımızın kıyıya böyle dik uzanması, bu alanda şuna dikkat edin. Denizel etkinin iç kesimlere kadar sokulmasına ve burada nem miktarında ciddi değişikliğin yaşanmamasına neden olmuştur diyebiliriz. Denizden uzaklığımız, özellikle denizden uzak iç kesimlerde İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ya da Doğu Anadolu'da nem miktarımız kıyı alanlara göre daha azdır diyebiliriz. Çevresindeki basınç sistemlerinin de etkili olduğunu düşünebiliriz. Bak biraz önce ne dedik? Karadeniz kıyılarında Sıra Dağların kıyıya paralel uzanması ve buradaki dağların yükseltisinin fazla olması nedeniyle bu denizden gelen nemli hava kütleleri iç kesimlere sokulamamakta ve bu durum mesela Rize'deki nem miktarının Erzurum'daki nem miktarına göre çok daha fazla olmasına neden olmaktadır diyebiliriz. Buradaki nemlilik kavramına baktığımızda önemli olan unsurlardan bir tanesi burada görmüş olduğumuz bağıl nemin yüzdelik olarak dağılışıdır. Ve Türkiye'deki bağıl nem genel itibariyle bakın Karadeniz ve Akdeniz'de fazla. Yani şu mavi tonu ve mora geldiğimiz zaman bağıl nemin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama sarıya gittiğimizde bağıl nem az. Mesela nerede bağıl nemimiz az? Güneydoğu Anadolu'da. Tuz Gölü çevresinde, göller yöresi çevresinde, Iğdır çevresinde bağıl nemin az olduğunu söyleyebiliriz. Peki yağışa geldiğimiz zaman yağış miktarıyla bağıl nem paralellik gösterecektir. Bak bağıl nem nerede fazlaydı? Mesela Karadeniz'de fazlaydı, değil mi? Bakın aynı zamanda yağış miktarı da nerede fazla? Karadeniz'de fazla. Aynı şekilde nerede de fazla? Akdeniz'de fazla. Şuradaki kısma geldiğimizde Toros Dağları'na özellikle şöyle geliyorum tekrar. Bakın mesela Toros Dağları'nın bulunduğu alanlarda da gene bağıl nemimiz fazla ama iç bölgelerde Tuz Gölü çevresinde bağıl nemimiz az, yağışımız da az. Güneydoğu Anadolu'da bağıl nem az, yağış az. Iğdır çevresinde bağıl nemimiz az, yağışımız da az. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Türkiye'deki yağış tiplerine. Biz burada 3 tane yağıştan bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi yükselim ya da konveksiyonel yağış. Yani burada ne demek istiyoruz? Isınan bir hava kütlesi genleşip hafifleyip yükselir ve bu hava kütlesi yağış bırakır. Biz bu hava kütlesini yükselim ya da konveksiyonel yağış diyeceğiz. Şunu unutmayalım. Bizim ülkemizde ilkbahar döneminde ve
Yaz döneminde görülen yağışlar konveksiyonel kökenlidir. Özellikle İç Anadolu bölgesindeki ilkbahar yağışları bu şekilde. Kuzeydoğu Anadolu'daki yaz yağışları bu şekilde. Ya da Güneydoğu Anadolu'daki yağışlar gene bu şekildedir diyebiliriz. Ama Türkiye'nin genelinde de ilkbahar ve yaz döneminde düşen yağışların büyük bir bölümü konveksiyonel kökenlidir. Bunu unutmayalım. Özellikle İç Anadolu bölgesinde biz bu yağışlara 42. yağışları diyeceğiz. Bunu da söylemiş olalım. Yamaç yağışları dediğimiz zaman orografik yağışlar bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin bıraktığı yağış olarak karşımıza çıkmakta. Bu yağışları biz özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı kuzey kısımlarımızda ve aynı zamanda güney kısımlarımızda göreceğiz. Bunu da unutmamış olalım, önemlidir. Cephe, diğer ismiyle frontal yağış. Farklı iki hava kütlesi, bak farklı özellikteki iki hava kütlesinin karşılaşması ile birlikte meydana gelen yağıştır. Yani sıcak bir hava kütlesi ve aynı zamanda soğuk bir hava kütlesinin karşılaşmasıyla oluşan yağışlardır. Ve biz bu yağışları ülkemizde genel olarak kış döneminde göreceğiz. Ve bu yağışların en güzel örnekleri Akdeniz iklim bölgesinde kış döneminde görülen yağışlardır. Bir de bizim ülkemizde kuraklık dediğimiz tehlikeli bir olay var. Kuraklık özellikle coğrafi ortamdaki yerüstü ve yeraltı sularının mevsimlik değişimi dışındaki belirgin değişimleri ile toprağın neminin azalması durumudur. Buna ne sebep oluyor dersek, bölgenin normalden uzun bir süre, bir mevsim ya da bir yıl ortamının altında yağış almasıyla birlikte meydana geliyor. Bizim ülkemizde kuraklık şiddeti Tuz Gölü çevresinde, Güneydoğu Anadolu'da, Iğdır çevresinde, Ergene Ovası'nda ya da Ergene Havzası'nda yaygın bir şekilde görülmektedir. Bak, kuraklık sinsi bir olaydır. Kuraklık yavaş gelişen bir olaydır ve kuraklığın geri dönüşü yoktur diyebiliriz. Tehlikeli bir durumdur. O yüzden buna ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekmekte. Özellikle de aşırı su tüketiminin biz ülkece ne yapmamız lazım? Önüne geçmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye'de görülen iklim tiplerine. Burada şunu unutmayalım. Bizim ülkemiz iklim çeşitliliği anlamında zengin bir ülkedir. Zaten bunu hemen dersimizin giriş kısmında ne demiştik? Hem mutlak konum özelliklerimiz hem göreceli konum özelliklerimiz iklimlerimiz üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ifade etmiştik. Burada şunu unutmayalım. Bakın, mavi renk tonuyla görmüş olduğumuz, bakın dikkat edin, 3 tane farklı türünü göreceğimiz Akdeniz ikliminin ülkemizde görülmesinin temel sebebi mutlak konuma bağlı olarak meydana gelen bir durumdur diyebiliriz. Ve aynı zamanda burada bakın 1, 2, 3, 4 tane göreceğimiz Karadeniz iklimi özellikle dağların uzanışı ve denizden gelen o nemli havanın etkisiyle ortaya çıkacaktır. Mesela şu kıyı alanda görmüş olduğumuz 1 numara, 2 numara ve 3 numaradaki Karadeniz iklimi daha nemli bir iklim. 4 numarada görmüş olduğumuz Karadeniz ardı tipi Karadeniz iklimi ise daha kurak bir iklimdir. Bunun temel sebebi de özellikle dağların kıyıya uzanış doğrultusu olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda Akdeniz iklimini için biz burada ne demiştik? Mutlak konum demiştik, değil mi? Eğer ki bir ülkede Akdeniz iklimi görülüyorsa o ülkenin orta kuşakta yer aldığını da kanıtlayacaktır. Ama bakın şuna da dikkat edelim. Karasal iklim demiş. Mesela 1 numara İç Anadolu tipi, 4 numara Ergene Havzası tipi, 2 numara Doğu Anadolu tipi, 3 numara Güneydoğu Anadolu tipi. Eğer ki bu karasal iklimler görülüyorsa bu da göreceli konum özelliğine bağlı olarak meydana gelen bir durumdur diyebiliriz. Karasal iklim kıyılarda özellikle sevgili dostlar dağların kıyıya paralel uzanmasının sonucudur diyebiliriz. Yani bizim kıyılarda karasal iklime rastlamamamızın temel sebebi, iç kesimlerde daha geniş bir alanda karasal iklimin görülmesinin temel sebebi, bunu da unutmayalım, özellikle dağların kıyıya paralel uzanması. Bakın burada Kuzey Anadolu dağları var, kıyıya paralel uzanıyor. Nemli hava kütlesi içeriye sokulamıyor. Burada ise Toros dağları var. Bu hava kütlesine bağlı olarak da bu nemli hava ne yapamıyor? İç kesimlere sokulamıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman hadi bakalım Karadeniz iklimiyle dersimize başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bak Karadeniz iklimi dediğimiz zaman bunu şöyle bileceksiniz. Karadeniz kıyı kuşağı boyunca etkili olan iklim tipidir. Yani biz şurada almış olduğumuz
Yeşil renk tonu var ya, şu kıyı kuşağında görülen iklim, bu bizim için Karadeniz iklimi olacak, tamam mı? Dördü şimdi birazdan ekstra olarak açacağım. Ama biz Karadeniz iklimi dediğimizde şuradaki 1, 2 ve 3 numaralı alanları bilmek zorundayız. Peki şöyle Karadeniz ikliminin şuradaki sıcaklık ve yağış grafiğine bakarsak, bu dünyada okyanusal iklimin sıcaklık yağış grafiği ile paralellik gösterecektir. Yani okyanusal iklimin özellikleri neyse, bizim ülkemizdeki Karadeniz ikliminin de özellikleri aynen böyle meydana gelecektir diyebiliriz. Peki bu iklim tipinin oluşmasında neler etkilidir dersek? Burada özellikle bakın, şurada hemen şöyle geriye geliyorum gene. Şu hattı şöyle siliyorum arkadaşlar. Bak burada Karadeniz iklimi neden var? Bu iklim niye burada? Peki bu iklim niye bu kadar nemli dersek? Bunun temel sebeplerinin başında ne gelecektir dersek? Burada kıyı boyunca uzanan yüksek sıra dağlar var. Bakın şurada işte Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz boyunca uzanan yüksek sıra dağlar var ve kuzeybatı yönlü rüzgarlar etkilidir. Bak kuzey dediğimiz yer üst kısım, batı dediğimiz yer sol kısım. O zaman kuzeybatıdan gelen bu rüzgarlar bu alanda nemli bir iklimin meydana gelmesine neden olmuştur diyebiliriz. Bunu da unutmayalım, tamam mı? Neden böyle bir durum meydana geliyor? Çünkü bu kuzeybatıdan gelen rüzgarlar deniz üzerinden, yani Karadeniz üzerinden geldiği için nemli bir hava kütlesini nereye götürüyor? Karanın iç kesimlerine götürüyor. Ve bu hava kütlesi bir dağ yamacı boyunca yükseldiğinde yağış bırakıyor. O yüzden bizim Karadeniz iklim bölgesindeki yağışların büyük bir bölümü yamaç yağışı olarak karşımıza çıkmakta. O zaman ben kıyıda oldukça nemli bir iklim tipini görecekken, bakın şuna dikkat edin. Şu alan var ya, bunu da şöyle belirteyim. Karadeniz arkasıdır burası. Dağların o iç kesimlere bakan yamacıdır. Şimdi Karadeniz'in bu kıyı kuşağı nemli bir iklime sahipken, nemini bırakan bu hava kütlesi dağ yamacını aşınca bu 4 numaralı yerde daha kurak bir iklimin meydana gelmesine neden olmuştur diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Ve şöyle bir iklimin özelliklerine baktığımızda, bu iklim tipindeki en fazla yağış. Yağışı neyle görüyoruz? Yağışı mavi kutucuklarla görüyoruz. Mavi kutucukların en üst düzeye çıktığı aylara bakarsak, dikkat edin arkadaşlarım, Eylül ayı, Ekim ayı ve Kasım ayı olarak karşımıza çıkmakta. O zaman bu iklim tipinde en fazla yağış ne zaman düşmüştür derse, sonbahar dönemi de düşüyor. Peki en az yağışa bakmam gerektiğinde de bu sefer mavi kutucukların sıfıra, yani şuraya oldukça yakın olması lazım. Yakın olduğu tarihlere dikkat edin. Nisan ayı ve Mayıs ayı. Şimdi Mart, Nisan, Mayıs ayı dediğimizde ilkbahar mevsimi değil mi? O zaman bu iklimdeki en kurak dönem ise ne zamandır derseniz, ilkbahar mevsimi olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi her mevsim yağış var mı? Var. Bak mesela kış döneminde toplam yağışın %29'u, sonbaharda %35'i, yazın %21'i, ilkbaharda da %15'i düşmüş. Her mevsim böyle yağış var ise bu iklim bölgesinde bulutluluk oranı nasıldır dersek, tabii ki de bu iklim bölgesinde bulutluluk oranı yüksek. Buna bağlı olarak da güneşlenme süresi oldukça düşüktür diyebiliriz. Zaten ben bu güneşlenme süresini Türkiye'deki o iklim elemanlarında sıcaklığı gösteren haritalarda, şu en alt köşedeki haritada söyledim. Güney, o Doğu Karadeniz kıyıları Türkiye'deki güneşlenme süresinin en düşük olduğu alan olarak karşımıza çıkmakta. Buradaki yağışlar yamaç yağışıdır. Yani bir dağ yamacı boyunca, hemen şuraya da onu göstereyim. Şöyle burada Doğu Karadeniz dağlarım var ya, yüksek dağlık alanlar. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi bu kapsamda Karadeniz'in kıyı kuşağına yağış bırakmakta ve biz bu yağışlara yamaç ya da diğer ismiyle orografik yağışlar diyoruz ve buradaki yıllık sıcaklık ortalaması 14-15 derece civarında, yıllık sıcaklık farkı ise 15 derece civarındadır diyebiliriz. Yağış o bölümlere göre, biraz önce 1, 2, 3, 4 demiştik ya, o bölümlere göre ister istemez farklılık gösterecektir. Yağışın 700 milimetre düştüğü alanlar olduğu gibi 2300 milimetre arasında olduğu alanlarda yer almaktadır. Peki böyle yağışlı bir bölgede doğal bitki örtüsü nasıl olacaktır? Ormanlar. Ama bu ormanlar, unutmayalım, sonbahar döneminden sonra ne yapacaklar? Yaprak dökecekler. Neden sonbahar döneminden sonra yaprak döküyorlar? Çünkü bakın, Aralık ayında sıcaklık 8, Ocak ayında 6, Şubat ayında 6. Yani bu dönemde özellikle kış soğuklarının meydana gelmesi yapraklarının dökmesindeki ana etkendir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve dağların yüksek kesimlerine geldiğimizde, bak bu aşağı kesimlerde o
karma yapraklı hem geniş hem iğne yapraklı ormanlar var. Yükseklere doğru çıkıldıkça ise dağ çayırları yer almaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Peki bak şimdi. Burada biz biraz önceki haritada Karadeniz iklimini dörde ayırmıştık ya. Burada birincisi Doğu Karadeniz tipi iklim. Bak burası neresidir dersek hemen şöyle haritamı tekrar siliyorum. Ve bu alanda bu Doğu Karadeniz dediğimiz kısmı şöyle güzel bir şekilde göstermemiz gerekirse. Bakın arkadaşlarım şu haritada görmüş olduğunuz 3 numaralı yer var ya. 3 numaralı yer Doğu Karadeniz tipi Karadeniz ikliminin görüldüğü yerdir ve şunu unutmayalım. Doğu Karadeniz tipi bu Karadeniz iklimi diğerlerine nazaran daha çok fazla yağış alır. Bak en fazla yağış Karadeniz'de nereye düşecektir derseniz o Doğu Karadeniz dediğimiz alana düşecektir. Burada özellikle dağların kıyıya yakın olması, yükselti ortalamalarının çok fazla olması, bir de o kuzeybatı yönünden gelen rüzgarlar vardı ya, bu alanda yağışın çok ciddi anlamda fazla düş düşmesine neden olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Daha sonra Doğu Karadeniz'den sonra en fazla ikinci yağış nereye düşüyor dediğimizde Batı Karadeniz'e düşüyor. Buradaki yağış miktarı tabii ki de Doğu Karadeniz'e göre %50 oranında bir azalış göstermekte diyebilir sevgili arkadaşlar. Orta Karadeniz tipi Karadeniz iklimi dediğimiz zaman Samsun, Ordu o çevreyi temsil edecektir ve burada yağış ciddi anlamda azalmakta ve kısmen de olsa yazları o kuraklığı biraz daha hissedebilmekteyiz. Bak Doğu Karadeniz'de o kurak dönemleri hissedemiyoruz. Aynı şekilde Batı Karadeniz'de de net anlamda hissedemiyoruz ama Orta Karadeniz'de bu bir tık daha fazla hissedilmekte. Çünkü buradaki yer şekilleri yani dağların yükseklikleri biraz daha düşük ve biraz daha iç kesimlerde yani kıyıya yakın değil. Bundan dolayı da yağış miktarımız bir tık daha artmakta. E şimdi Karadeniz ardı tipi dediğimiz zaman bakın dikkat ederseniz bu bize bir nebze de olsa karasal iklimi andırıyor. Dikkat ederseniz Nisan, Mayıs, Haziran yani yaz dönemine doğru gelen bir süreçte yağış miktarımız artmış ama yağışımız ciddi anlamda az. Baksana Doğu Karadeniz'de bir ay 250 milimetre, diğer ay 250 milimetre. Şu iki ayı toplasam, yani şuradaki iki ayı toplasam total 500 milimetre yağış var. Ya ben Karadeniz artı tipi, Karadeniz ikliminde tüm ayları toplasam anca 500 milimetre yağış düşüyor. Yani Doğu Karadeniz'de 2000 milimetrenin üzerindeyken yağış, Orta Batı Karadeniz'de 1000 milimetre üzerinde, Orta Karadeniz'de 700 milimetre üzerinde, Karadeniz arkasında ise 700 milimetre civarındadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın burada da gösterelim. Burası Doğu Karadeniz'de. Aha da şu nokta attığım yerler Orta Karadeniz tipi Karadeniz iklimi. Şurası ise Batı Karadeniz tipi Karadeniz iklimidir. Bak buradaki dağların uzanışıyla Doğu Karadeniz'deki dağların uzanışı benzerlik gösterir. O kuzeybatıdan gelen nemli hava kütlesi bu alanlarda bol miktarda yağışın düşmesine neden olur. Ama buradaki dağlara bakarsanız hakim rüzgar yönünde uzandığı için buradaki o yağış miktarı işte batıya ya da doğuya göre daha azdır. Şurası da zaten Karadeniz arkasındaki o Karadeniz iklimidir. Nemli hava kütlesi bu iç kesime sokulamadığı için burada biraz daha kuraklık belirgin şiddetlidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Karadeniz ikliminden sonra Akdeniz iklimine geldik ve Akdeniz iklimi dünyada unutmayalım 30 derece ile 40 derece enlemleri arasında yer alan karaların deniz kıyılarında görülen bir iklim tipidir sevgili arkadaşlar. Ve bu iklim tipi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Peki bu iklim bizim ülkemizde nereden başlayıp nereye kadar gidiyor dersek hemen şöyle geriye doğru geliyorum gene haritama bakıyorum. Bakın tam şu kısımda Antep Kilis hattından başlar. Akdeniz'i içerisine alır. Ege kıyıları içerisine alır ve bu kıyılar boyunca devam edip Güney Marmara'ya kadar gelir. Yani şuradaki hat üzerinde sevgili arkadaşlar unutmayalım. Biz hangi iklimi görüyoruz? Akdeniz iklimini görüyoruz. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak. Bunu unutmayalım. Bak tekrar söyleyeyim. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak, aynı zamanda yazlar kuraktır. Ben bunu şu grafiğe bakarak bulabilirim. Bakın dikkat edin sevgili arkadaşlar. Kırmızı sıcaklığı gösteren
Kutucuk değil mi? Mavi ise yağışı gösteren değil mi? O zaman ben buradaki kırmızıya baktığımda bu 3 ayda sıcaklığım 25 derece ve üzerine çıkmış mı? Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. O zaman Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaksa yazları tabii ki de sıcaktır. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Kış dönemine geldiğimde ise bakın dikkat edin. Kışlarıma bakıyorum. Yağış miktarı kış döneminde artmış mı? Artmış. Yaz dönemine bakarsanız yağış miktarı yok denecek kadar az. O zaman kışlar aynı zamanda yağışlı iken sıcaklığa da dikkat edin 10 derece civarında seyrediyor mu? 8.4 demiş, 8.8 demiş, 9.5 demiş. O zaman aynı zamanda ılıktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ya da yağışlıdır, ılıktır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Buranın yıllık yağış ortalaması 600 milimetreden başlar 1200 milimetre arasında değişmektedir. Ha gene burada bir yer şekilleri ıvır zıvır etkili olmakta diyebiliriz. Ve buradaki en fazla yağış ne zaman düşüyor? Burada da görebilmekteyiz. Kış döneminde en az yağış ne zaman düşüyor? Yaz döneminde düşmekte. Yıllık sıcaklık ortalaması 18-20 derece civarı. Yıllık sıcaklık farkımız ise 15 ile 18 derece arasında değişmekte. Peki buranın bitki örtüsü nedir dersek? Tabii ki de buranın bitki örtüsü kızılçam ormanlarıdır. Eğer ki bu kızılçam ormanlarını tahrip edersek biz maki dediğimiz çalı topluluklarını göreceğiz. Hatta şöyle yazayım. Maki dediğimiz bodur ağaçları göreceğiz. Eğer ki bunları da tahrip edersek garik dediğimiz çalı türlerini göreceğiz. Yani bana burada Akdeniz ikliminin bitki örtüsü dediğinde şu ifadeyi mutlaka kullanacaktır. Diyecek ki bana yıl boyu yeşil kalan bak devam ediyorum. Bodur ağaç ve bak ağaç ve çalılar diyecek. Bu ifadeyi duyarsam kesinlikle bu Akdeniz iklim bölgesini bana söylemekte diyebiliriz. Ve enlem etkisine bağlı olarak iklim özelliklerinde Akdeniz kıyılarından Ege kıyılarına doğru gidildikçe bazı değişimler yaşanmakta. Mesela bitkinin üst sınırı Akdeniz kıyılarında daha yüksekteyken maki mesela Ege kıyılarında daha alçaktan geçmekte diyebiliriz. Tahrip edildiğinde mesela makiler dedik ya buradan. Zeytin olabilir, zakkum olabilir, defne olabilir, keçi boynuzu olabilir ya da gariklere geldiğimiz zaman lavanta, kekik, funda, yasemen gibi türler olabilmekte sevgili arkadaşlar. Peki burada şimdi farklılıklar var. Bakın dikkat ederseniz 3 Akdeniz ikliminde de en fazla yağış ne zaman düşmüş? Kış döneminde düşmüş. Aynı zamanda yaz döneminde ise neyimiz var? Kuraklığımız var. Yani bizim kışlarımız yağışlı, yazlarımız kuraktır. Ama ben bunun Akdeniz mi olduğunu, Ege mi olduğunu, Marmara mı olduğunu nasıl bileceğim? Yağış fazla ise, bak yağış fazla ise diğerlerine nazaran bu Akdeniz'de. Dikkat edin 250 mm Aralık ayında. Bir 250 daha Ocak ayında 500. 150 mm Şubat ayında bak 250'ye dedik ki Aralık. 250 dedik Ocak, 150 milimetre Şubat dedik. Bak şuna dikkat edin. Buna geldiğim zaman 100 milimetre. Şöyle 100 yazıyorum. Şuna geldim 50 milimetre. Şunları şöyle topladığımda 50 milimetre yazayım. Bunu topladığımda da 100 milimetre yazayım. 250, 500, 600, 700, 800, 850, 950. Yani 1000 milimetrenin üzerinde bir yağışımız var. O zaman yağışlıysa 1000 milimetre civarındaysa bu Akdeniz kıyısındaki Akdeniz iklimidir. Ege'ye geldiğimiz zaman Ege'den ayrılan farkı burada yağış miktarımız azalıyor. Aynı zamanda bakın Akdeniz'in kıyısında sıcaklığımız 30 derece civarıydı. Burada ise 30'un altına doğru ne yaptı? İniş gösterdi. Marmara'ya geldiğimizde 30'un 20'nin altına oldukça yaklaşacak ve aynı zamanda yağış miktarımızda da ciddi azalmalar yaşanacaktır diyebiliriz. Bakın bu iklim Türkiye'de nerede görülüyor dersek hemen şöyle şu kısmı düzeltelim. Mavi ile gördüğümüz yer var ya bak şu birinci yerimiz Akdeniz'in kıyısındaki o Akdeniz iklimi. Yani yağış miktarının 1000 milimetrenin üzerinde olduğu alan. Şurası Ege tipi. Akdeniz iklimi. Burası da Güney Marmara tipi Akdeniz iklimi olarak karşımıza çıkmakta. Peki neden Akdeniz ikliminde yazlar kurak geçiyor derseniz şundan dolayı. Bakın şu kısımda gelen bir sürekli basınç sistemimiz vardı değil mi? Kimdi bu? Azor dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı. İşte Azor dinamik yüksek basınç kuşağı bu alanda etkili olduğunda
Bu Akdeniz ikliminde yazların sıcak ve aynı zamanda kurak geçmesine neden oluyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi karasal iklime. Tabii ki de karasal iklim Türkiye'nin çok geniş bir alanında özellikle de deniz etkisinin azaldığı iç kesimlerde görülen bir iklimdir. Bu iklimin unutmayalım etki alanı oldukça geniştir. Karasal iklimin bu etki alanının geniş olmasında neler etkilidir dersek gelin şöyle haritamız üzerinden buna da bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın buradaki sarı 2 numara, 3 numara ve 4 numarayla gördüğümüz alanlarda karasal iklim görülmekte. Peki neden karasal iklim görülüyor burada? Şimdi kuzeyde bir sıra dağımız var. Kuzey Anadolu dağları. Bunlar kıyıya paralel uzanıyor. Güneyde bir sıra dağımız var. Toros dağları. Bunlar da kıyıya paralel uzanıyor. Birinci temel sebep budur. Ve aynı zamanda bu dağlar yüksektir. Denizden gelen o nemli hava kütlesi iç kesimlere doğru gelmemektedir. Bundan dolayı da iç bölgelerimizde özellikle geniş bir alanda karasal iklim görülüyor. Bu iklimdeki yağışlı dönemler farklılık göstermekle birlikte en yağışlı dönemi ya ilkbahar dönemidir ya da unutmayalım en yağışlı dönemimiz yaz dönemi olabilir. Bak bölgelere göre de farklılık gösterecek dedik ya. Şimdi tüm iklimleri anlattıktan sonra aslında bir iklimin Türkiye'de hangi bölgeye ait olduğunu biz çok kolay bir şekilde birazdan öğreneceğiz. Hemen şöyle buradaki işaretlediğim tüm kısımları silersem şu karasal iklimi de anlatayım. Ondan sonra devam etmiş olalım. Sıra dağların yüksek olması ve aynı zamanda kırıya özellikle paralel uzanması etkili olmuştur diyebiliriz. Burada yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi soğuk ve aynı zamanda kar yağışlıdır. Kış mevsiminde özellikle kar yağışları, ilkbahar ve yaz mevsiminde ise bu alanda sevgili arkadaşlar yağmur yağışları yağmur şeklindedir diyebiliriz. Yağış ortalaması 300-600 milimetre arasında değişiklik göstermekte. Yıl içinde en çok yağışı bura genel itibariyle ya ilkbahar döneminde alacak ya da yaz döneminde olacaktır. Yağış rejimi tabii ki de düzensiz. Bizim ülkemizdeki iklimlerdeki yağış rejiminin en düzenli olduğu iklim Karadeniz iklimidir diyebiliriz. Peki buradaki bitki örtüsü nedir dersek? Buradaki bitki örtüsü bakın dikkat edin. İlkbaharda yeşeren, bak buraya yazıyorum. Yazın sararan ot toplulukları diyorsa bunlar step topluluğudur ve ilkbahar yağışlarının bol miktarda görüldüğü karasal iklime aittir. Bir de buradaki ikinci bitki örtümüz nedir dersek yaz yağışlarıyla, bak bu ifade çok önemli, yaz yağışları ile yeşil kalan, bak yeşil kalan ot toplulukları diyecek. Bu da bizim çayır örtümüzdür ve bu çayır örtüsü de yaz dönemindeki bol yağışın düştüğü alanda görülecek. Hadi bakalım bunu da bakıp bitirelim. Orta Anadolu tipi karasal iklim dediğinde bizim aklımıza direkt İç Anadolu bölgesi gelecektir. Orta Anadolu tipi karasal iklimde Mart, Nisan, Mayıs ayları en yağışlı dönemdir. Bak burada da bunu buradan ayıracağız. Eğer ki ilkbaharda yağışlıysa İç Anadolu tipi. Ve bu iklim tipindeki bitki örtümüz stepler. İlkbaharda yeşerip yazın sararıp kuruyan ot topluluklarıdır. Hemen devam ettim. Bak buradan şuna gidiyorum. Zaten sorularda bu ikisini bol miktarda bize ne yapacaktır? Sorgulatacaktır. Özellikle bu Mart, Nisan, Mayıs aylarında bu yağışlar yükselim şeklindedir ve biz bu dönemde düşen yağışlara ne yağışları diyoruz? Kırk ikindi yağışları diyoruz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Şimdi Doğu Anadolu tipi karasal iklime geldiğimizde ise olay biraz daha ne yapıyor? Farklılık göstermekte. Nasıl dersek? Bakın dikkat edin. Bizim Orta Anadolu tipi karasal iklimimizde Mart, Nisan, Mayıs ayları yağışlı mıydı? Evet yağışlıydı. Doğu Anadolu tipi karasal iklime geldiğimiz zaman Nisan, Mayıs, Haziran ayları. Yani burada ilkbahar dönemi yağışlıyken burada yaz dönemine doğru gittiğimizde yağış artmakta. Buranın ilkbahar olduğunu bileceksin en yağışlı döneminin. Burada ise en yağışlı döneminin yaz olduğunu bileceksin. En yağışlı dönem yaz olduğu için bu Doğu Anadolu dediğimiz alanda bu görülen iklimdeki bitki örtüsü çayır örtüsü olarak karşımıza çıkmakta. Güneydoğu Anadolu tipi karasal iklim Akdeniz iklimine kısmen benzer kış dönemlerinde de yağışın fazla olduğu bir iklimden bahsediyoruz. Ama buradaki en büyük farklılığımız
yaz döneminde sıcaklığımızın 30 derecenin üzerinde seyretmesidir diyebiliriz. Trakya tipi karasal iklim Karadeniz iklimine kısmen benzer ama gene karasal iklimdir ve buradaki bitki örtüsü step olarak karşımıza çıkmakta. Burada da bilmemiz gereken iki tane önemli iklim karasal anlamda varsa Türkiye'de soru olarak gelebilecek ya Orta Anadolu tipi karasal iklimdir ya da Doğu Anadolu tipi karasal iklim olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Peki hocam, sen bunları bu kadar anlattın bize. Ya bize bir iklimin sıcaklık yağış grafiği geldiğinde biz bunları nasıl bileceğiz diye sorarsanız bunun çok çok basit bir yöntemi var. Sen şimdi kalemi eline alıyorsun. Türkiye haritasında Tuz Gölü'nün bulunduğu yere, bak Tuz Gölü'nün bulunduğu yere şöyle bastırıyorsun. Buradan böyle devam ediyorsun ve bir E harfi çiziyorsun. Bak Eşref'in E'sini çizdin. Bunu yaptıktan sonra çocuklar mevsimleri sırala geç. İlk nereden başlayacağız? İlkbahar mevsiminden başlayacağız. Buraya ben ilkbahar yazdım mı? O zaman benim Orta Anadolu tipi karasal iklimimde en yağışlı dönem hangisiymiş derseniz ilkbaharmış. Hemen şöyle Doğu Anadolu'ya geldim mi? O zaman buraya da şöyle yaz diye yazıyor muyum? Yazıyorum. O zaman bu alanda en fazla yağış, yani Doğu Anadolu tipi karasal iklimde de en fazla yağış yaz döneminde mi? Karadeniz'e mi geldim? İlkbahar, yaz, ondan sonra ne gelir? Tabii ki de sonbahar gelecektir. O zaman Karadeniz ikliminde ise en yağışlı dönemim sonbahar oldu mu? Şuradan şöyle kış 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 deyip uzaklaştır git. Kış kış diyoruz. Bak Akdeniz ikliminde de en yağışlı dönem ne zaman oldu? Kış döneminde oldu. O zaman benim bu E'yi bilmem bana bu noktada iklimin grafiğini verdiğinde soru çözdürür mü derseniz tabii ki de çözdürecektir. Yahu vermiş sana. Bak mesela neyi versin? Şunu versin. Bak Ege tipi Akdeniz iklimi diyor ya, şunun üstünü şöyle karalıyorum. Ya ben bu zıkkımın hangi iklim olduğunu bilmiyorum, tamam mı? Ama ben şunu biliyorum. En yağışlı dönemini şu mavi kutucuklara bakarak bulabilirim. Yazı yağışlı mı? Değil, kurak. Hangi dönemi yağışlı? Aralık, Ocak, Şubat ayları yağışlı. Ha, o zaman bu iklimde hangi dönem yağışlı dediğimizde kış döneminin yağışlı olduğunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. O zaman hemen sen şöyle bir E harfi çiz. Şöyle başla. Ya burası ilkbahardı Orta Anadolu. Kuzeydoğu Anadolu yazdı. Karadeniz sonbahardı. Akdeniz kıştı. He, o zaman buranın en fazla yağışı kış dönemindeyse o zaman bu iklim hangi iklimdir dersen Akdeniz iklimidir diyebiliriz. Tamam mı? Yani burada biraz da beynimizi ne yapmamız lazım? Ekonomik anlamda kullanmamız gerekmekte sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de Türkiye'de geçiş iklimi dediğimiz bir olay, bir özellik var. Neresi burası derseniz sevgili arkadaşlar, bu kapsamda şöyle bir bakalım. Özellikle Türkiye'de yer şekilleri ve yükseltinin kısa mesafede böyle değişmesi, dağların kıyıya uzanış doğrultusunun farklılık göstermesi, eğim bakı koşulları bazı alanlarda, bazı bölgeler arasında iklimlerin geçişlerinin oldukça hızlı olmasına neden olmuştur diyebiliriz. İşte biz bu alanlar geçiş iklimi özelliği gösterir. Bu tür alanlar komşu olduğu ana iklim bölgelerine ait bir takım özellikler sergilemektedir. Peki bu geçiş iklimi deyince aklıma neresi gelecektir dersem benim aklıma hemen şu Marmara dediğim alan gelecektir. Özellikle Marmara Denizi çevresi 1, göller yöresi çevresi 2. Bu iki alan geçiş iklimlerinin görüldüğü alanlardır. Mesela burada neyi söyleyelim? Burada mesela İstanbul'u örnek verebiliriz. İstanbul'u şöyle karaladım. Özellikle İstanbul şimdi sahip olduğu iklim özelliğiyle ne Akdeniz iklimine benziyor, ne Karadeniz iklimine benziyor, ne de karasal iklime benziyor. Bu kapsamda o İstanbul tam bir geçiş iklim özelliğidir. Yani iki iklime de ait özellik gösterilmektedir. Ya da göller yöresine geldiğimizde ne Akdeniz iklimine ait özellik tam anlamıyla ne de karasal iklime ait tam anlamıyla belirgindir. O yüzden arada bir geçiş bölgesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burası için bunu da söylemiş olalım ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bir tane sorumuz var. Soruyu çözüp bitirelim. Demiş ki soruda bize, aşağıdaki haritada gösterilen X, Y, Z yerleşim merkezleri yaklaşık aynı enlem üzerinde yer almalarına rağmen, yani ben şöyle çizdiğimde, bak şuradaki enlem derecesini çizdiğimde bunlar tahmini olarak ne diyor bana? Aynı enlem üzerinde yer almakta diyor. Eğer ki bunlar aynı enlem üzerinde yer alıyorsa öğle vakti, bak bunu unutma, bu oldukça önemli. Öğle vakti güneş ışınlarını bunlar aynı açı ile
alırlar. Güneş ışınlarını aynı açıyla alıyorsa, burada sıcaklık 10 derece ise, burada da sıcaklığın 10 derece, burada da sıcaklığın 10 derece olması lazım. Ama diyor bak, aynı enlem üzerinde olmalarına rağmen bulundukları yerin konumuna bağlı olarak sıcaklıkları aynı olmayabilir. Bu tür sapmalara biz anomali diyoruz arkadaşlar. Peki bana ne demiş o zaman? Şunu diyor. Sen diyor şimdi diyor buradaki X noktasında sıcaklığı 10 derece ölçtün ama Y'de sıcaklık 5 dereceydi. Z'de ise sıcaklık 1 derece diyor. Normal şartlar altında öğle vakitleri evet güneş ışınlarını aynı açıyla alıyor ama sıcaklıklar aynı değil diyor. Peki bana soru da ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu tür sapmalara neden olan etmenlerden biri değildir diyor. 1. Yükselti. Doğru mudur? Ben Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti ortalamasının arttığını biliyorum. Yükselti artarsa sıcaklığım ne yapar? Azalır. Bak 10'dan 5'e, 5'ten 1'e düştü mü? Düştü. O zaman bu anomaliye neden olan durumlardan bir tanesidir. Denizden uzaklık. Bak deniz kenarında Ege Denizi, kara içerisinde bu da etkili olur. Egemen rüzgar yönü. Belki burada kuzey sektörlü rüzgar, burada ise güney sektörlü rüzgar etkili olabilir. Nemlilik, deniz kıyısı, nem miktarı daha az, çok soğumadı. Nem miktarı özü hemen düzeltelim çocuklar. Nem miktarı fazla, soğumadı. Nem miktarı daha az, burası soğudu diyebiliriz. Bu da etkilidir ama güneş ışınlarının düşme açısı etkili olamaz. Çünkü bunlar aynı enlemdeyse, öğle vakti bunlar güneş ışınlarını aynı açıyla alırsa bu sıcaklığın aynı olması demektir. Bu etken bir durum değildir. O yüzden bu ifadeyle bu çelişecektir. Ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün uzun bir ders işledik. Çünkü konumuz çok fazla. 1. Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörleri işledik. 2. Türkiye'deki iklim elemanlarını işledik. 3. Türkiye'de görülen iklim çeşitlerinden bahsettik. Burayla ilgili mutlaka sorular çözmeyi unutma. Tekrarlar yapmayı unutma. Çünkü önemli bir konu. Hem TYT anlamında önemli hem de sizin gireceğiniz yazılılar yani ortak yazılılarda da oldukça önemli diyelim. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka bekliyorum yorumlara. Kodlamayı unutmayın ha. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.